garip bir hali vardır aklın. Şimdi bu akıl ne o zaman? Bu akıl bizim bir parçamız değil mi? Ama diyor ki pek garip bir hali vardır. Yani biz diyoruz ya mesela, ya Burak'ın pek acayip bir hali var. Niye? Kendisi müstakil bir şahsiyet yani. Bu ayrı hareket ediyor filan. Burada diyor akılın pek garip bir hali vardır. Akıl gidiyor. Ne yapıyormuş? Öyle bir yet-i tula sahiptir ki, öyle uzun bir ele sahiptir ki diyor, eli o kadar uzunmuş ki, bazen kainatı ihata etmekle kucağına alıyor. Bütün kainatı eline alıyor. Sanki kainatı yutsa tok olmayacak. Bütün kainata hükmetmek istiyor. Akıl bu kadar geniş. Belki şimdi çocuk olduğunuzdan bazılarınız küçük düşünüyorsunuz ama yaş ilerledikçe akıl da genişleyecek, bakış da genişleyecek ve akıl eli çok uzaklara, belki hayalinizde küçük şeyleri, belki elinize geçemeyecek dünyanın öbür tarafındaki şeyleri de istiyor da olabilirsiniz. Her şey ihata edip içine alıp kucağına alıyor. Bazen daire-i imkandan çıkar, en yüksek dairelere müdahaleye çalışır. İmkan dairesinden çıkıyor, en yüksek daireye müdahale etmeye çalışıyor değil mi? Kaderin çarklarına müdahale etmeye çalışıyor. Neden böyle oluyor diyor değil mi? Neden böyle oluyor? İtiraz ediyor. Hani kadere itirazım var diyor. Bazen de bir katre suda boğulur. Bir damla suda boğulur. Bir küçük meselede bakarsın ki adam kündeye gitmiş. Ufak bir meseleyi kendine problem edine onun içerisinde boğulup gitmiş. Halbuki okyanusları aşacak bir fıtratta halkedilmişiz. Hani geçmiş derslerde misal verdik. Allah'a aine darlık edecek kabiliyete sahipsin arkadaş. Yani karşındaki ne kadar büyükse sendeki kabiliyet o kadar yüksek anlamına gelir. Bunu çözmek lazım. Allah ne kadar büyükse sen de onu çözecek, aine darlık edecek şekilde yaratılmışsan bil ki özelliklerin o kadar yüksek, o kadar fazla, o kadar sonsuz demektir. Ama bakıyorsun ki hani gözünün önüne bir sinek gelir, karşıdaki koskoca dağı kapatır. Bazen insan küçük bir meseleyi kendine öyle bir problem edinir ki onu büyüte elindekini de kaybeder. Onun içerisinde yok olur gider. Hani deriz ki ya bu kadar büyük adam nasıl oldu da böyle ufak bir meselede boğuldu? Boğulur. Ama şimdi öğrendik. İnşallah o noktalardan çıkacağız. Ya hiç böyle sinek olmasın. Hiç efendim. Kardeşim sineksiz hayat mı olur? Sinek olacak, kusur olacak, eksik olacak. Bu hayatın, şartların gereği bunlar. Yani olmadan zaten terakki olmaz ki. O zaman ne yapacaksın? Cennet asa bir hayat. Burada cenneti yaşayacaksın. Sonra cennete gideceksin. Bir daha cennet yaşayacaksın. Öyle saçma oldu biraz değil mi? Dünyamızı cennet yapacağız. Cennet de cennet olacak. Terakki nerede olacak? Nerede zor şartlarla karşılaşacaksın, terakki edeceksin, sabır göstereceksin, mücadele edeceksin? Bunları nerede yapacağız? Bunların yeri burası. Hani bazen diyoruz, neden böyle oluyor? Neden böyle olmasın ki? Böyle olması gerekiyor da böyle oluyor. Bazen bir katre suda boğulur, bir zerre içinde yok olur, bir kılda kaybolur. Bir kılda. Kıl meselesinde efendim kaybolup gider. Yine ne diyor üstad? Bir öpmekte, bir bakmakta batma, boğulma. Dünyayı yutan latifelerini bir zerrede batırma diyor. Hatırladınız orayı? Yine Mesnevi Nuriye'de. Boğulduğumuz meseleleri bir akıl penceresiyle incelersek, yani bu akıl bir ameliyathanedir ha. Bu akıl ameliyathanedir. Problemi hemen buraya getirmek lazım. Hani bazen niye böyle oldu, niye oldu? Ya bir getir bir düşün bakayım, niye böyle olmasın? Acaba niye olmuş?
Acaba ben çok küçük bir meselede mi boğuldum? Bazen olur ki yani dünya yıkılsa seni sarsmaz. Bazen de işte böyle bir lokmada, bir zerrede boğulup gidiyoruz. O boğulma esnasına çıkmak neyle mümkün? Akıl ameliyat hanesine o hastayı getirmekle mümkün. Cenab-ı Hak bütün hepsinden çıkacak cihazatı ve kabiliyeti de bize ihsan etti. Mahaza hangi şeyde fena ve kaybolursa bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu bilir. Bak hangi şeyde fena ve kaybolursa adam neyi gaye edinirse bütün varlığı o şeye münhasır olduğunu bilir diyor. Senin dünyanda mesela çöp tenekesindeki kağıt var mı? Gayeniz, şimdi şuradaki insanlara soruyorum. Gayeniz çöp tenekesindeki kağıt olabilir mi? Şurada çöp konteyneri var. Çöp tenekesindeki kağıt acaba kağıt var mı? Kağıt ne oldu filan? Yaşar abi bunu sen düşünüyor musun? Kağıt çekse düşünüyorum. Osman abi sen düşünüyor musun? Kadir abi senin böyle bir meselen var mı? Ya bütün meselen bu çöp tenekesindeki kağıt olabilir mi senin? Ama meselesi olan var. Kağıt topluyor ya adam. Adamın meselesi hangi çöp konteynerinde ne kadar kağıt var? Acaba bugün şu kadar çöpten bu kadar kağıt toplayabileceğim mi? Bak bütün varlığını, bütün düşüncesini, efkarını çöp tenekesindeki kağıda endekslemiş adam. Size bak basit geliyor ama bütün gayesini ve maksadını buna endeksleyen adam var. Bu yarın Allah'ın huzuruna çıksa diyecek ki ey kulum gel bütün hayatını hangi şeye münhasır yaşadın? Ya Rabbi çöp tenekesindeki kağıtlar için yaşadım. Böyle de bunun için çalışmış, bunun için gaye edinmiş. Allah'ı gaye edinmediği zaman, şimdi çöp tenekesinden misal verdim ama eğer Allah'ı gaye edinmemişsek bizim de çok bir farkımız olmayacak. Kadir abi diyecek ki ya Rabbi ben cam pencere taktım diyecek. Efendim Yaşar abi diyecek ki iki kamyon daha alacaktım. Alamadım. Bugün hep size taşlar. Osman abi diyecek ki aylık şu kadar ciro yapacaktı bu bizim dükkan. Yapamadı diyecek. Yani aslında onun çöp tenekesindeki kağıttan çok bir farkımız kalmıyor. Yani hedefine ve gayene koyduğun şeye çok dikkat etmek lazım. Maksadı bu dünyaya bir kere geliniyor. Maksadı çok âli ve yüksek tutmak gerekiyor. Ya bizim ne koyacağız ki yani maksadı? Ya Allah'ı koy. Allah'ı koy ve Allah yolunda o endeksli hareket edersen o zaman ne olur? Bütün gayeler, bütün maksatlar, bütün o yolda gidilen her şey. Yani yaptığın işin de yine onun lehine geçiyor. Yine pencereyi takıyor. Ama Allah'ın rızasını kazanmış. Yine pencere takmış. Ama Allah'ın rızasını kazanmış. Yine kamyonu var ama Allah rızası yolunda bir kamyonu var. İslam'ın kamyonu var. Değil mi? Diyelim ki devletin kamyonu. Ne yapıyor? Halka hizmet ediyor. İslam devletinin kamyonu. O kimin kamyonu oluyor otomatikman? Devlet İslam olunca kamyon kimin oluyor? İslam'ın kamyonu olmuyor mu? Allah yolunda hizmet ediyor da millete hizmet ediyorsa Allah yolunda hizmet ediyor. Allah'ın kamyonudur o zaman. İşte bu sefer biz hedefimizi Allah'a koyduğumuz zaman bütün yapmış olduğumuz işler de Allah hesabına geçiyor. Ve Allah'ın rızasını bu işten ben Allah'ın rızasını nasıl kazanabilirim? Hedef ve gaye ne olması lazım? Hedef bu ve bu hedefe giderken ben bunu kullanıyorum. Pencereyi kullanıyorum. İşte bu hedefe yani Allah'a giderken ben alçıpan yolundan gidiyorum. Alçı işleri yapanlar. Kimisi memuriyet, halka hizmet, hakka hizmettir. Efendim kimisi memuriyet derken herkes ne yapıyor? Kendi işinle Allah'a bir yol açmış oluyor. Farklı esmalar burada tecelli etmiş oluyor. Aksi halde aynı işi yapıyor ama hiçbir esma aynı darlık yok. Sadece nefsi hedef edindiği zaman insan şu nefise bu işten gitmiş oluyor. Buradaki hedef ve gaye çok önemlidir. Cenab-ı Hak hedefimizi, gayemizi istikametli ve en yüksek seviyede yapmayı nasip eylesin inşallah.